Muhtemelen 6-2022. yılda 3. grupta tarih coğrafya statüsü üzere imtihanında coğrafya sorularının tehlini bilmeye burada cehd edeceğim, çalışacağım. Demek ki herkes kımestan priz yataklarını maaş görmenin inzibat rayonları müeyyendim. Buradaki rayonlar demek ki 1. rayon Samuk rayonu, 2. rayon Lerik rayonu, 3. rayon Kelbecer rayonu, 4. Ordu Batlı, 5. Kusardı, 6. Balakendi. Bildiğiniz gibi Büyük Kafkas vilayetinde Balakendi zaktadan başka rayonlarda priz yatakları yoktu. O yüzden Kusar'da demek ki priz ihtiyatı yoktu 5'te. Küçükçen de priz ihtiyatları yoktu 1'di. Lenkiran vilayetinde de priz ihtiyatları yoktu 2'di. Demek Düzce oldu 1, 2, 5, 1 Samuk, 2 Lerik, 3'teki Kusar rayonlarında priz ihtiyatı yoktu. Düzce oldu 1, 2, 5. Kaldı ki 6 Balakende mis pol metal yatağı var. Ordubat'ta priz ihtiyatları oldu. Çelbecer'den ki Cülbecer priz ihtiyatlarında ihtiyatlarına malik. Düzce oldu 1, 2, 5. Azerbaycan ve Çin'e ait ümmü alametler. Esas çayların ekseriyeti Şerq Sistem ve Dağı Çin'den nehi çayları, dünya hemen çayları, Huanghe, Yansızlı, bunlar Şerq Akırlar azalığında da en nehi çaylarımız Kürt Arazlı, her iki Şerq Akır, bir demeli ümmü xüsusiyyətli, bir çiçi yüzde ixtisaslaşmışlar. Çin'de halının sayı məcburi çəkinci tesabının esas sayısı olsun, azalığında da çinci kentsal məhsullarının 60%'ini verir. Bizde de belədir, 1-2. Şərq hissəsində yay qura çiçən mülayim istiqlim tipi hakimdir. Çində mülayim istiqlim tipi yoxdur, muston iqlim tipi. Azərbaycanda Lənkəran vilayətində belə iqlim var, həmçinin Böyük Qafqazda var. Ümumi xüsusiyyətli Çində muston iqlim duğa görə səhvdir, hələlik 1-2. Elektrik enerjisinin bir hissəsi AES-lərdə hissəsi olunur, bu Çin ait xüsusiyyətli. Azərbaycanda elektrik enerjisində AES-lərin rolu yoxdur. Elektrik AES yoxdur bizdə elektrik enerjisi su elektrik stansiyası ilə İstihkaki istansalarında istesi olunur, çok istihkaki istansalarında olmak şahitliyle helalik 1-2. Hündür dağları ölçen şimal şergindedir. Azərbaycanda şimal şergde hündür dağlar var ama Çin'de ölçen şimal şergindedir, diyor, şerginde ve canım sərhədindedir Çin'in hündür dağlar. O yüzden sərhəddir. Rusya'da bu sərhədine malikdir. Azərbaycan Rusya'da 391 kilometr sərhədine malikdir. Çin'de büyük mesafede Rusya'da sərhədine malikdir. Demek ki düzgün cevap oldu. Əsas çayların əksəriyyəti Şərq Sistemdən daxil 1, 1-2-200 əxtisaslaşmışlar 2, 1-2-6, Rusiya ilə Qur sərhədinə malikdirlər 1-2-6. Tədqiqatçılar Xəzər dənizinin sahilində atmosfer təzinin 763 mm civə sütunu olduğunu müəyyən etdilər. Onlar buradan 41 dərəcə şimal endi üzrə Sumqayıtdan bir qədər şimalda qərbə doğru hərəkət etdilər və bir müddət sonra atmosfer təzinin 640 mm civə sütunu olduğunu müəyyən etdilər. Hündürlüyü tabaxanın dördündüyə qalxırlar. Xəzər mənfi 28 deyək ki 30 metr hündürlüyə malikdir. O görə də dəniz səviyyəsi 760 qəbul edəsi 760-dan 640-ı çıxandı. Deməli təzyiq hardasa 120 mm civə sütunu azalır. Təzyiqin 10 metrdə 1 mm civə sütunu azaldığını nəzərə alsaq, deməli bu hündürlüyü tapmaqdan ötürü 120 buracaq ona eləyəcək 1200 metr. Deməli təxminən 1200 metr hündürlüyə qalxır Qafqaz dağlarında. O yüzden ki Xəzər sahillerinden gelme doğru gelir. Demek ki dağda 1200 metre hündürlük gelir. Tədqiqatçıların çatdıqları ərazi ilə bağlı düzgün fikirleri müəyyən edin. Arid iqlim şəraitində istisyemen bitkiler becərilir. 1200 metre hündürlükdə arid quran qadalında bitki olmaz. 1200 metre hündürlük yazanında mülayim istiqlimdir. O yüzden burada mülayim istiqlimdə arid iqlim olmaz. Bir səhvdir. İki, dağ meşə danışaqda üstünü təşkildir. Azərbaycanda 500-600-700-800 metr hündürlükdən 1700-1800 metr hündürlüyə qədər dağ meşə danışaqda üstünü təşkildir. İki, doğrudur. Yay otlaqlar geniş yayılmışdır. Yay otlaqlar azərbaycanda 1800 metrdən yuxarıda soyuq iqlimləri, mülayim istiqlimdə dağ, deməli, yay otlaqı yoxdur. Ölkəmizin əsas qış otlaqları, Azərbaycanın əsas qış otlaqları Qobustanda, Abşeronda, Kürəraz olanda, Ceyrancılacın orada qışın yumuşak keçdiyi yerlərdədir. 1200 metrin üstə qış otlaqı olmaz, bu da səhvdir. Bu ərazi 1200 metrə yaxın müddət hündürlükdədir. Hesabladıq həqiqətən 1200 metrə yaxın hündürlükdədir. Doğrudur. Deməli 2, 5, dəmiyə çirkin inkişaf üzrə 5 təbii şəraitə malikdir. Birincisi yağıntı kifayət qədər, ikincisi də ki 1200 metr hündürlükdə meyilli yerlərdə ərazi su varmağı mümkündür. O yüzden de dəmiyə çirkin məcbur edir. Deməli düzgün cavab oldu 2, 5, 6. Uyğunluğu müəyyən edin. Çöl, meşə, çöl, tundra, meşə, tundra, səhra, yarım səhra. Çöl, meşə, çöl bunların içərisində olacaq.
Çöl meşe çöl buranın içerisinde olacağım. Rusya'nın Avrupa sınırında yerleşen Başkurdistan'da buna haberler biz Başkurdistan diyebiliriz ve Rusya'nın canı sınırında yerleşen Kazakistan'da. Demeli çöl meşe çöl olacak. D-E'de. Demeli bir olacak. D-E'de cevap görüşü D-Bendi. D-Bendi kalanları yoklayak. İşte tundra meşe tundra değil yerleşir. B'de yanı sakada doğru değil. Üçte sehre yarım sehre yerleşir. Türkmenistan'la A ve S'de Özbekistan'da doğru değil. Karagum kuzurgum sehreler Türkmenistan'da Özbekistan'da yerleşir. Sakar Eskukası'nda tundra meşe tundra geniş yayılıp değil. Çöl meşe çöldeşir. Başkırtistan'da yahut Başkırtistan'la Kazakistan'ın geniş yerleşir. Düzgün cevap oldu D bende. Xəritə sığmasından verilən ölkə üçün səciyyə bilir. Ərazidən günün meridianı keçir və şimal tropu keçir. Deməli, bura deməli, Əlcəzairin ərazisi Aral dənizində görülür. Afrikanın şimalında yerləşir. Ərazisi tropik, subtropik iqlim qoşağında yerləşir. Tropik xəttin gördüyü tropik qoşağdadır. Aral dəniz sahilində subtropik qoşağdır. Bir düzgündür. Ərazisində keçən Nil çayı üzərində Aslan Sonbar kimişdir. Aslan Sonbarı Misirin ərazisindədir. Afrikanın şərqindədir. Bura Afrikanın qərbidir. Səbdir. OPEC təşkilatının üzvidir, neft çıxardan ölkə təşkilatının üzvidir, Əlcəzair doğrudur, deməli 1-3. Əhalisi Afro-Asiya dil ailəsində mənsurdur, ərəblər Afrikada Asiyada yaşayır, o gündə bu ailəyə dil ailəsində Samami də həmçinin Afro-Asiya dil ailəsində deyirlər, düzgündür, deməli 1-3-4, ərazi tropik-tropik yumuşağında yerləşir, OPEC təşkilatının üzvidir, əhalisi Afro-Asiya dil ailəsində mənsurdur, düzgündür. Sinay yarımadasında yerleşir. Sinay yarımadası Misir'e aitti. Kırmızı Deniz'in şimalında yerleşir. Sertti. Düzgün cevap oldu. 1, 3, 4. Cevap B bende. Erozyon bastı köpet olan çaylar. Hint çayı tökülür Arabistan Deniz'e. O acı da acayip sertti. Kararada çayı tökülür. Meksika köpeti düzdü. Nijer çayı tökülür. Gibniye köpeti düzdü. Mississippi çayı tökülür. Meksika çölpesine düzgündür. Rio Grande çayda Meksika çölpesine tökülür. Bemendi düzgün cevabıdır. Obis çavlara baksa Kolumbiya birbaşa sakinlere tökülür. Kongo düzgündür. Siena çayı. Yani Paris'ten çizgi çölpes bu düzdür. Murray çayı. Böyük Afrika çölpesine tökülür. Düzdür. Kolumbiya çayı birbaşa sakinlere tökülür. Vajor cevap sertti. Brahmaputra kanserle birlikte Bengal çölpesine tökülür. Bistra çayı Baltik denizde sertti. Kerek çayda Zerdenizde döktür, o zaman da sertti. Düzgün cevap oldu diyebendi. Kesme yükseldiği 5 metre olarsa A nöftesinin mütlak hündürlüğünü müeyyün edin. Daxili horizontalda A'nın üzerinde olduğu horizontalın üzerinde çökekli işareti verilir. Dua gölde 35'ten A'ya doğru pille pille 5 metre 5 metre aşağı çözülür. 1, 2, 3, 4, 5 tane. 35, 30, 25, 20, 15 ol. Demek A'nın yerleştiği mütlak hündürlük 10 metrelik. Düzgün cevap diyemendi. Kanla onu müeyyün edin. 1 ile 3 değil eğitim tektonik zonada yerleşir. 1 3'e bakalım. 1 3 Büyük Kafkas Tebi Vilayet nedir? Burası Büyük Kafkas tektonik kalması. Mekantik normu adlanır. 1 doğru değil. 1 ile 3 için demişti. 2'ye bak, 2. sıraya bakalım. Mesleğe kadar toplanan yayılması katolsuz inşaatına sebep olmuştur. 3 ile 5 ile. 3 Büyük Kafkas'dadır, Uca Dağı'dadır, burada Mesut'a kara toprağı yok deyip, o yüzden sertti. Bir de demişti 5, Talış Dağı'nda da kara toprağı yoktu, o yüzden ikinci cevap sertti. Üçüncü sıra, 3-4'te deyip Arit Dindasyon, Lelye Formuları geniş yayılmıştır. 3 ile 4, 3 ile 4, 3 Büyük Kafkas'ın yükseğe dağıldı, olmaz. Naksimanda Arit Dindasyon'un Lelye Formuları var, doğruydu. Yine de 3. sıra sertti, her yeri bile doğru olan, demeli, en tektonik zonda iyileşmeleri 1 ile 3'ün o da orada. Sonra 4. 1 ile 4 değil yay istiva kura çeçir. 1 ile 4. 1 demeli Kobustan zonasıdır. 4 için Nakşibandı burada her giden yayda top şaba açıldı. O gölde yay istiva kura çeçir. Demeli 1. sıra düzdü bir de 4. sıra düzdü. 5. sırada diyelim ki 1 ile 2'de kış otlarlar gelmiştir. 1 Kobustan'da kış otlağı düzdü. 2'de Ceylan Çöl'de kış otlağı düzdü. Demeli en tektonik zona ya istikura çiçek kış otlarlar gelmiştir. 1, 4, 5'in sıralar doğru değil. Altta değil ki 6'ncıda. Meyilinin yüksek olması sürüşme prosesinin fiyatlaşmasına sebep olmuştur. 2 ile 5'te. 2 Ceylan Çöl'de değil. Aredra'nın da orada sürüşme yok değil. Bir de ki
5 de talışların sürüşme karakteri sürüşme azabı riskası büyük Kafkas sizin şimal canım yamazlar için komistan apşar için karakteri o yüzden bu cevap sertti. Demek düzgün cevap oldu. Birinci sıra enteknik zonda iyileşmesi bir de üçün. Sonra yayın istikrar çeşmesi 1 ile 4'te 1, 4 bir de ki kış ortaklar gelmiştir 1, 4, 5 doğru cevabı cevap oldu adı şımar yamca sağlık ceryanlarının rekemler üzerine bu hakkı açılığı müeyyin birinci ceryan Kaliforniya ceryandı Kaliforniya'nın canıba doğru ceryan ikinci ceryan şımar patlat ceryandı üçüncü ceryan kropsiyon ceryandı dördüncü ceryan şımarlı sakin ceryandı, beşinci ceryandı, çalyeska ceryandı. Mekanik test duvarında bu cevabı aktartılacak. Demek ki bir Kaliforniya, iki şımarlı pastat, üç krosivo, dört şımarlı sakin, beş çalyeska cevabı oldu sevendirler. Apşon ünlüsü halının sıklığının yüksek olması zaruri edir. Burada suvarma ve demleçinin genişlendirilmesi, suvarma apşon ünlüsü halısı çoktur. Dem geçin çünkü imkan yoktu suvarma geçiciğinde imkan mehduttu. Cüsü ihtiyatları azdı. Regionların inşaatı ve devlet programının hayata geçirilmesini zaruri edilir o cehal adına da çoktu. Başka yerden inşaat etmeye lazım ki burada halsızlığı daha da artmasın. İki, sık meskunmuş arazilerde torpallardan maksimum semreye istifade edilmenin mecburi edilir. Ehal adına artık sıktı burada. O cürde torpallardan maksimum semreye çeşitli istifade edilmeli. İki, üç. Ölçe üzere tesadüfün arazi kuruluşunun çok merkezli formasına geçirilmesi. Azerbaycan'da çok merkezli tesadüf formasına geçmeye lazım ki ölçenin bir yeri inşaat edip kalan yerleri geri kalmasın. O yüzden de çok merkezli tesadüf strukturuna geçme Azerbaycan için en vacip meselelerden biridir. Hele devlet programının hayata geçmesi meselelerinden biri de budur. Demek ki 2-3 düzdü, 2-3-4 düzdü, ortadan ekin geçimi istifade edilmesi. Otlarlarda heyvan otadırılmalıdır. Bunun için yerçim istifade edilir. Ekin çünkü başka yararlı turbalardan istifade edilmelidir. Sertli. Göllerin kurdalar istifade edilmesi. Göllerin kurdanda da bunlar yine istifade edilmek olmayacak. Regionların sosyal-iktisadi inşaat programı. Demeli regionların inşaatı üzere devlet planı çekilmesi vacibdi. Sırmışmış arazilerde turbalardan maksimum semreyle istifade edilmelidir. Ölçe üzere tetramın arazi buluşunun çok merkezli formatı çekilmelidir. Düzgün cevap oldu 2-3-4. Struktur torbaların mesleği olmasının sebebi struktur torbalar deneler kuruşlar maliktir. Torbanın denelerinin diametri 1 cm çatır. O gün bu yakşı havanı suyu yakşı emsak direnle geçirdi. Düzgün cevap bebendir. Uyumluğu müeyyeni hususiyetler, təbii artım yüksek urbanizasyon seviyesi aşağıdır. Təbii artım yüksek urbanizasyon seviyesi aşağı olan, təbii artım yüksekdir. Cənubi Asiyadakı urbanizasyon seviyesi aşağıdır. Bir de ki Şərqi Afrika'da, dünyada en geride kalmış regiondur Şərqi Afrika. Demek ki 3 ile 5 de təbii artım yüksek urbanizasyon seviyesi aşağıdır. Bu cevap görüldü D bəndində. D bəndin kalanlarının bir de A'da var. Sonra A'da deyir, demeli bir oldu buna. Təbii artım aşağı urbanizasyon seviyesi yüksəkdir. Təbii artım aşağı olması inşaat etmiş ölkəyə çox xarakterişdir. Təbii artım aşağı deyil, Cənubi Avropa ilə Baltikcanı ölkələrdə. Deməli, təbii artım aşağı deyil, Cənubi Avropa ilə Baltikcanı ölkələrdə. 2 ilə 6. Deməli, 2 ilə 6. Cevap olacak D bəndində. Çünkü A bəndində de 3-5 vardı. A bəndində and ölçüləndir. And ölçüləndə təbii artım aşağı dövcüd. Təbii artım onlar da əhal təbii artım için itibna etdilər. O yüzden de ağzına bir səhv çıxdı. Üçüncü cevap deyir. Həm təbii artım həm də urbanizasyon seviyesi yüksəkdir. Təbii artımı da urbanizasyon seviyesi yüksək olan and ölçüləndə təbii artım yüksək urbanizasyon seviyesi yalancı da olsa 75-80%'dir. İran körfəzi ölçüləndə yenidə o əhali şəhərlərdə yaşayan, kənddə yaşayan yox deyil. Neftlə məşğuldurlar, bir də burada. Düzgün cavab oldu deməndi. Cədvəl əsrin doğru sıraları müəyyənin. Bir də deyir ki, Braziliya daş kömür ehtiyatla malikdir. Satır ABŞ-a daşını dənizdə. Braziliyada da yanacaq ehtiyatı yoxdur. O gün cavab səhvdir. Avstraliyada alüminium. Avstraliyada
alüminyum ehtiyatı var Japonya'ya satır ama böyle satabilmez. Gülmez cevabı. Saudi Arabistan'da diye nefti ihtiyatı var. Nefti Japonya'ya satır denizde düzgün. 3. El Cezayir'de kaldı ihtiyatı var. Boru kemerini İtalya'ya satır düzgün. 3-4 düzgün cevabı. Uruguay'da mis ihtiyatı var. Uruguay'da mis ihtiyatı yoktu. Komşusu Çin'de var. Abuş'a satır denizde septi cevap. Demek düzgün cevap oldu. 3 Saudi Arabistan'ın Japonya'ya denizde nefti satması. 4 El Cezayir'in İtalya'ya boru kemeriyle gaz satması. 3-4 cevabı bende. Nasrullah Muhtar Üskası 2005. yılın evvelde ağırlısı 380 bin nefer, 2013. yılda 421 bin nefer olmuştur. Demek ki ağırlık bu dövrede artıktı. 421 çıksın 380. 41 bin. 41 bin. Bu dövre arasında İktisadi Rayonu'nda migrat hesabına ağırlısı 6800 nefer artmıştı. 6800 nefer artmıştı. 41 binden 6800 çıkan diyecek 34.200. Demek 34.200 ağırlık artım var. Migrasyasız. Verilmiş müddetlerde tabii artımın neşe fazla olduğunu öğrendim. Demek ki dediğim gibi 420.380.000'e çıkacak diyecek 41.000. Bunun herini yazmışım göstereyim. 420.380.000'e çıkacak diyecek 41.000. 41.000 6.800'di. Gelmelerin hesabına da 34.2.000'i tabii artım hesabına da 380.000'i 100% kabul edecek. Tabii artım olan 34.200'de eksik kabul edecek. 34.200'de Brazil 100'e bölece 380.000'e düşecek 9%. 10 diyeyim ki demeli Devlet İmtihan Merkezi'nin demeli saatinde bu cevap düzgün verilmiştir 9% ama rakamı düzgün yazmıyorlar. 34.200 rakamının yerine orada ederinin yerine 6.800.000 yazdılar. Mekanik tepkili bu arada. Ama düzgün 51 olmalıydı. Cevap oldu 9% diye bende. Müessesenin 50 çelik enerji terabatı ödemek için 80 bin ton neft lazımdır. Nefti yapıp etmek için müessesenin 2 ton taş kömürü lazımdır. Bir düz mağarar yancı ömrünün isteği verme kabiliyeti muhtelif deyip bu işte, demeli 7 bin kilokalori isteği veren 1 kilogram taş kömürü şerit yanacağı vahidi kabul olunur. Bu manada demeli neftin isteği verme emsalı 10 tamında 5 bin kilokalori duva göre neftin emsalı olur 1 tamında 5 kömür 1'di. Demeli neft kömüre göre 1 tamında 5 defa daha çok isteği verir. Bu yönde biz nefti kömürle bezelerinde 1 tamında 5 defa daha çok kömür yandırmalıyor. Bunun için de 80 bin tonu vurmalıyor. 1 tamında 5'e ece 120 bin. Demek 80 bin tonu vurucu 1 tamında 5'e ece 120 bin ton neft. 120 bin ton taş kömür. Ki 80 bin ton neft o kadar isteği verir. 23 Temmuz'da 90 derece çevresinde çıkan güneş 13 saatten sonra hansı coğrafik uzunlukta batar? Bildiğiniz gibi 23 Temmuz'da gece gündüz uzunluğu birbirine beraber yani 13 saat gündüz 13 saat geceli 90 derece çevresinde çıkan güneş 13 saatten sonra demeli çıkırsa demeli burada sağda altı 13 saatten sonra hemen yerinde güneş batacak. Demeli 90 derece çevresinde güneş çıkandan 13 saat sonra batacak. Cevap oldu seyrendi 90 derece çevresinde. Yemen de başlıyor. Verilen krapçın hansı istikamete uygun geldiğini müeyyün edelim. Demek bu arazide kilokalori santimetre kvadrat ilerisinde demeli güneş radyasının miktarı belirtti. Radyasının miktarı 135'ten gelir 120'ye. Sonra artır 140'dan yukarı kalkır. Şimdi burada hattları yoklasak. Demek Nakşiman'da Aras Çayı'nın sahillerinde 145'ti. Yani O'da, P'ye doğru da düzenli yüzde gittiğimiz öyle radyasyonun miktarı değişmeyecek. O acıda O, P cevabı sertti. Nakşiman'da güneş radyasyonun miktarı 140'tan yukarı olabilmez. O acıda en de sertti. YF'de, Çuraraz Ovalı'nın dağının dövüş Karabağ üzerinden geliyor. Kendi Kazak düzüne doğru. Yani de hündürlüğü değişmiyor. Radyasyonun miktarı değişmeyecek. SD'de, DS'de. Yani de biz demeli, Canımşehir Şirman düzünden geldi, Mincecik Suanbarı'na doğru yeni Çuçuşehir'e dağındaki ünlülüğü değişmiyor, o cüz radyası değişmeyecek. A'dan B'ye. Demek biz A'da Gobustan Apşırın diyor, burada ünlülüğü değişir 400-500 metre. Kalkacak Büyük Kapkaz Dağları'na. Büyük Kapkaz Dağları'na kalkan da dağlarda görürsünüz. HT'de
deməli orta dalğadan mülayim istiqamətin olduğu yerdə buludluq artacaq, radiasiyanın miqdarı azalacaq, düşəcək. Deməli 120-yə. O deyim ki, avlan yerdə qovustanda radiasiyanın miqdarı artacaq 135-dir. Orta dalda radiasiya düşəcək 120-yə. Elə ki 2000 metrdən yuxarı qalxacaq, buludun miqdarı tezdən azalacaq. Radiasiya 140 mm yuxarı qalxacaq. Düzgün cavab A, B bəndi, cavab C bəndi. Qara meteorit sənayesi yerli daş, kömür və dəmir bezi ehtiyatasında formalaşan ölkələr. Kanada bunun daş kömürü yoxdur, dəmir bezi ehtiyatı var. İsveçdə həmçinin yoxdur. Fransada daş kömür yoxdur, dəmir bezi var. O da cavab səhvdir. Kanada yenə dedim daş kömür yoxdur. Bunu Amerika Birleşmiş Ştatlarının Çar'da var, Bulgaristan'da yoxdur. Rumuniyada yoxdur, səhvdir. Fransada yoxdur, İtalya'da yoxdur, Almanya'da gətirmə xammaldır, İsveçdə gətirmə xammaldır. Hindistanda daş kömür də var, dəmir bezi də var. Avstraliyada daş kömür də var, dəmir bezi də var. Ukraynada daş kömür də var, dəmir bezi də var. Rusiyada müharibənin səbəblərindən biri də budur, daş kömür. Həm də dəmir bezi ilə mübarizədir. Qazaxıstanda daş kömür də var, dəmir bezi də var. Düzgün cavab oldu, deməndir. Çində hər ikisi var, Qazaxıstanda hər ikisi var. Yaponiyada hər ikisi yoxdur, Özbekistanda da yenidir yoxdur. Düzgün cavab oldu, Hindistan, Avstraliya, Ukrayna, Qazaxıstan. Eylül ve diagramlarından uygun bendleri müəyyən edin. Kordiyer dağları, böyük suvarıcı dağları. Seçmiş cəhətdən PR olan Kordiyer dağlarıdır. Yəni bir ayda oldu birinciyə. Şimaldan cənuba doğru uzanan, Kordiyer dağları da şimaldan cənuba doğru uzanır. Amerikanın qərbində, böyük suvarıcı dağları da Avustralyanın şərqində şimaldan cənuba doğru uzanır. Yəni iki ayda olacaq üçüncüyə oxşar xüsusiyyətdir. Ən düzülməsi qar xəttindən aşağıda yerləşir. Ən düzülməsi qar xəttindən aşağıda olan böyük suvarıcı dağlarıdır. Kordiyer dağlarında bir çox zirvə var ki, qar xəttindən yuxarıda yerləşir. Deməli, 3 ayda olacaq ikinciyə. Fanezu eyonunda formalaşır. Fanezu eyonu deyəndə son 570 milyon il nəzərdə tutulur. Yəni, Palezu, Mezu, Kaynezu, Kordiyer dağlarında, böyük suvarıcı dağlarında bunlar Fanezu eyonunda formalaşmışlar. Yəni, 4 ayda olacaq üçüncüyə oxşar xüsusiyyətdir. Matiçin qərbində yerləşir. Kordiyer dağları Matiçin qərbində, böyük suvarıcı dağlar Matiçin şərqindədir. Yəni, Matiçin qərbində yerləşmə kordiyer üçün səciyyədir. 5 ayda olacaq birinciyə. Fayli dağlardır. Fayli dağlar qədim dağlardır. Ayrı-ayrı yerdən sınaraq faylara parçalanmışdır. Bu da ayda olacaq. Böyük suvarıcı dağları, yəni 6 da ayda olacaq ikinciyə. Düzgün cavab oldu 1-ə 1, 5, 2-ciyə 3, 6, oxşar xüsusiyyətdə 2, 2 ilə 4 cavab oldu C bəndində. Doğru sıranı müəyyən edir. Sıra, ərazi, surların yaşı, tektonik zona. Gəncə Qazax düzü antropogen yaşlıdır. Kürt dağı çökəyinə aiddir. Gəncə Qazax düzü antropogen yaşlı Kürt dağı çökəyinə aiddir. Tektonik cəhətdən düzgün cavabdır. Abşeron neogen surlardır. Düzgündür. Ön Qafqaz əyilməsi, ön Qafqaz qalxmasına aiddir. Səhvdir. Zəngəzur silsiləsində paleogen surlardır. Şirk Qafqaz tektonik qalxmasına aiddir. Düzgün cavabdır. Qarabağ silsiləsində təbaşir surları var. Kiçik Qafqaz qalxmasına aiddir. Doğru cavabdır. Ceyran çöl alçaq dağlarıdır. Burada yura yaşlı sur ola bilməz. Kürt dağlar çökəyinə aid olması düzgündür. Qan xəyəçəydə antropogen yaşlı sur ola bilər, amma Böyük Qafqaz tektonik qalxmasına aid ola bilməz. Bu qabaq köhnə ədəbiyyatlarda Böyük Qafqaz aid edildi. Sonra bunu Kürt çökəyinə aid etdi. Yəni düzgün cavab oldu. 1. Gəncə Qazax düzünün antropogen yaşlı surlarla örtülməsi, Kürt dağlar çökəyinə aid olması. Zəngəzurdun paleogen surlarla paleogen surlarla ötürməsi Çiçik Qafqaz tektonik qalxmasına aid olması 1-3. Bir də Qarabağ silsiləsinin Tabaşir yaşlı surlarla ötürməsi Çiçik Qafqaz tektonik qalxmasına aid olması düzgün cavab oldu 1-3-4. Deməli xəritə sxeməsinin A məntiqəsində belirlənən istiqamətlərə uyğun gələn obyektlərin düzgün sırası müəyyən. Deməli A-dan çıxılır, birə baxaq. Cənub Volqaçay Elburz dağı adı həqiqətən Volqaçayın üzərindən keçdiyini gördük. Qafqaz Azərbaycana doğru, Gürcüstana doğru gəlir. Burada Elburz dağı yerləşir. Bir düzgündür. İki də deyir ki, Cənub Qərb Azov dənizi. Azov dənizi üzərindən keçmir. İki oxun arasında qalıbdır. O yüzden ikinci cavab səhvdir. Kırım yarımadasına da gəlmir. Üç də deyir ki, Cənub Qərb Karpat dağları Dunay çayı. Ukraynanın arasından keçir. Və Dunay çayı da görkür xəritədə. Dunay çayı da gəlir 1 düzdür, 3 düzdür. Şimal qərb Baltik dənizi, Balkan ölkəsi.
Baltik Denizi şimalda da oracıdan okuyordu. Balkan Yardımcısı canımda da burada okuyordu. Burada bu da septi. Gerb Almanya Polşa vardı. Bistaca'yı görçür. Fethede. Demeli düzgündü. Canım Karadeniz. Karadeniz'e gelen okuyordu. Pirine Yardımcısı tamamıyla başka istikamette. Düzgün cevabı oldu demeli. Bir, Volga Çayı. Canım Volga Çayı Elbrus Dağı. Sonra üç, canım Gerb Karpat Dağları. Dunay Çayı düzdü. Bilecik Gerb Almanya Porşo Varı. Mista Çayı. Demeli 1, 3, 5 turcu cevabı. Verilen alametleri verilen ölçüye ait olan mentigenin iklim devrimi müeyyeni. Gerb sivilizasyonuna dahildi. Demeli bu Avrupa'dandı. Erasta faaliyette olan vulkan var. Avrupa'da vulkan var. İslandiya'da bir de İtalya'da. Garda Gölü turizm inşaatına büyük rol oynuyor. Abdallah'ın Cem Yılmaz'ın bu İtalya'ya ait. O yüzden çevreçin İtalya'dan. Ehalsi demografi çeşitliğinin dördüncü merhesindedir. İtalya'nın ilmi bildiği için Arar Denizi ilmi bildiği. Arar Denizi ilmi bildiğinde hususiyeti olduğu için yay isti kuru çeçir. Yay isti kuru çeçir. Kışı mülayı mutlubetli çeçir. Ve böyle bir hususiyeti var ki Arar Denizi ilmi yay kışta temperatür 10 derece aşağı düşmür. O gölde esas danış yaptı. Zodyal bağlı hemşe yaşıyor. Meşe ve çoluklarda kış temperatürü 10 derece aşağı düşmemeldi. A'da temperatür menfi dedi, B'de içine temperatür menfi dedi, 3'te temperatür yanvarda 25'te bıçağın yapacağız maalesef 3 cümlete sertti. 4'te 10 derece düzgündü, 5'te 5 derece bu da uygun olabilir ama 4. Sisteme bakanda yay istiguri temperatür 25-30 derece arasında kışı da yanıtları miktarı gördüğünüz gibi ayda 100 milimetre çatır. Hatta 100 milimetre yukarıda kalkır. Kış yay ise kuranlı. Demek düzgün cevap 4. sırada verilen sistemin içi bu İtalya'nın iklim grafiğini gösterir. Cevap yebendi. Gündüz Kapça Fiziki Coğrafya Rahmanı Tarış Dağları Fiziki Coğrafya Rahmanı'ndan pekinden rahmet. Alçak dalda yanıtların miktarı orta dalga nispeten azdı. Orta dalda yanıtı azdı. Demek orta dalda yanıtı çoktu. Heyetinde bu Gündüz Kapçığı'da alçak dalda yanıtların miktarı orta dalga nispeten azdı. O için yukarı kaçı yanıtı miktarı artacak. Tarış dallarında eksinelim. Demek bir, Gündüz Kapçığı'nın Tarış Fiziki Coğrafya'ndan pergili. Dak sörgü bitkilerine rast geldi. Her ikisinde dak sörgü bitkiler var. Her ikisinde var. İçi septi. Üç, septi kanzülasına ait vulkanist kurular üstünü teşkil edilir. Gündüz Kapçığı'da, Tarış Dağları'da, demeli Çiçek Kapka Teknoloji Zonası'na ait olduğuna göre her ikisinde demeli vulkanist kurular olacak. O yüzden burada pek değil. Helal yalnız bir doğru değil. Alçak Dağları'nda yargan kopuş yapışası yakışını çevirmiştir. Bu Gündüz Kapçığı'na aitti. Tarış Dağları'na ait değil. Helali 1-4. Çaylar Kür Öbüzesi'ne aittir. Gündüz Kapçığı'nın çayları Aras Çayı'na gelir. Aras Çayı Kür'e gelir. Kür'de Hezer'e gelir. Yani Kür Öbüzesi'ne aittir. Doğru değil. Tarış Dağları'nın çayları ise birbaşa Hezer'e Türk'tür. Fergi var. Demeli 1-4-5. Karametre'nin çarşı zincir kan malı ihtiyatına mal içtir. Ne Tarış Dağları'nda ne de ki Gündüz Kapçığı'da Karametre'nin çarşı için demir ihtiyatı yoktu. O yüzden cevap setti. Düzgün cevap oldu. 1 4 bir de 5 1 4 5 Erazi tek dönüş toprak örtüyü üzvü alemi. Erazi demeli dağ değil. 4191 metreden bir düzgümüz bu Büyük Kapkaz Dağları'ydı. Tufan Dağı'ydı. Hündürlüğü 2000 metre ile 3000 metre arasındaydı. Şahdağ Milli Parkı bu arazi yerleşik. Tekminen 2200 metre hündürlüğü var. Bu hündürlüğü de bir düzgümü Subal Alpçemenlikler yerleşir düzgündü. 1800 metreden 2200-2300'e kadar Subal. Orada yukarıda Alpçemenliğiydi. Bir doğru değil. Demeli bir. Sonra Besçay Gorgu. Besçay Gorgu Zenciran Rahmanı'ndadır. Orada bile bir hündürlüğü yoktu. Septi. Göygöl Milli Parkı. Göygöl Milli Parkı 1556 metre hündürlüğü septi. Dağmı bunun meşhur olmasına bakmanın menası yoktu. Karmalı Barışam düzeydi. Zaktala Gorgu. Demeli Goru tekminin bu hündürlükleri, torpağı, şimdi dağ çemen, subab çemenleri doğru değil. Demeli 1-4. Karagöl Goru'nun bildiğiniz gibi bu Ermenistan'la Serhat'ta yakınlığında Azerbaycan arasında iyileşir.
dağ, çemen, torbağıdı, Karaköy'e bitişte orada düz değil, bitmir ama landşaftı düzeydi. Demeli ama burada Büyükkapkaz yerleşmiş. O gün düzgün cevap oldu. Şah Dağ'la Zaktağ'la koruru. Demeli 1 ile 4. Yaşar İngilab için tecrübe değil. Mesul istihdamın artırılması için yeni bitki sortları yetiştirilir. Yaşar İngilab mesul istihdamın artırılması için yeni bitki sortları yetiştirilir. Sedyem olan hususiyetli. Bir bize lazım değil. İstihsalda muhasit yakın mineral gübreler ve bitkileri muhafaza vasıtları tepki edildi. Bu da Yaşar İngilab'ın sedyem hususiyetli. 3. Ekin sahaları artırılır. Ekin sahaları artırılır. Torpağı yoktu artırmaya. Heyvanların sahi çoğaldır. Heyvanların sahi çoğaldırsa bu da olmaz. Elabe işçi kuvvetleri bulunur. Temiz ek çıvaldır. Demek bu Yaşar İngilab'ın sedyem olmayan hususiyetli. 3. İlk tepe inşa etmekte olan ölçülerde tepki edilmesi. Yaşar İngilab ilk tepe 1920-30 yıllarda Amerika Birleşmiş Devletleri'nde tepki edilmişti. O yüzden bu seciyemi diyor 3-4. Elmi Tenç İngilab'ın tezahürlerinden biriydi. Bu seciyemi cihetli. Tepki intizim inşafı lencidir. İntizim inşafı lencidir. Bir eksine intizim inşafı teçan verir. Demek düzgün cevap oldu. Seciyemi olmayanlar açın sahaları artırılır. Heyvanların sahi çoğaldır. Elave işçi kuvveti celbedir. 3. İlk tepe inşa etmekte olan ölçüde tepki edilmiştir. 4. Ve tepki intezim inşabı lencidir. 3, 4, 6. Yaşar İngilab'ın sedyem olmayan cihetlerdir. 3, 4, 6. 45 derece şimalin Dostcan sahilde yaşayan dağın zirvesinde temperatur menfi 2, eteğinde ise müsbet 16 derecedir. Dağın zirvesinde atmosfer tezgini müeyyen edin milimetre civarında. Temperatür farklarına baksak menfi 2, müsbet 16 derece, 18 derece. Havanın temperatürü bir düz kimi bir çubukta 6 derece değişir. O yüzden 18 derecenin 6'ya bölündüğü 3 çubuktur. Demeli menfi 2 ile 16 derecede temperatürün değişmesi için 3 çubuktur. Bize şabulun yüzeç vergi lazımdır. 3 kilometre. 3 kilometre de 3000 metre demeydi. Atmosfer tezgiyi de her 10 metrede 1 milimetre civestonu azaldığına göre demeli 3000'i bölecek 10'a inecek 300 milimetre civestonu. Demeli dağın zirvesi atmosfer tezgiyini tapmadan ötürü okyan demeli sahilinde zirvede temperatür menfiçili eteğiyle 760'di. Zirvede tezgiyi tapmadan ötürü deniz sahilinde olan 760'dan 3000 metrin hesabını 300 çıkartıyor. 460 milimetre civestonu. Demek 45 derece yenilikte okyan sahanda iyileşen dağın eteğinde her temperatur 16 derece zirvesinde menfiçi derece ise demek hemen üstü orada 3000 metre yenilikte orada tezgi gelecek. Normalden 300 milimetre civestonu az yani 460 milimetre civestonu. Uygulun ve yenin. Skandinavya dağları, Antalya, Atlas dağları. Mateus okyan tipi sosyal tavrıların konvergent zanlısında iyileşir. Mateus okyan. Mateus okyan serinde iyileşen Ant dağlardı. Nazca tabası ile Canavar ve sosyal tavrı dokuşma serinde iyileşir. Demek ki ait olacak şeye. Gelp etekleri İsti Ceryan'ın tersi altındadır. Gelplerinden İsti Ceryan çeken Skandinavya dağlarında Norveç Ceryan çeken. Bir adı olacak bile. Erastır sönmüş ve faaliyette olan vulkanlara rast gelinir. Sönmüş ve faaliyette olan vulkanlar var. Ant dağlarında. Krakatau'da, Lüyakod'da, Çimborosto'da sönmüş vulkanı. Faaliyette olan da var, sönmüş de var. Demeli sil adı olacak ikinciye. Zengin meşe ve hidroloji ihtiyatları muhabbet sene sahilinin çapında şerat yaratmıştır. Zengin meşe hidroloji diyende Skandinavya dağları nezarda tutulur. Çok zengin hidroloji meşe ihtiyatlarına muhabbetli meşe senesi cüzdü inşa edildi. Diğer adı olacak birinciye. Materyal sosyal tavanın konvergent serinde iyileşir. Atlas dağları Afrika sosyal tavasında, Avrasya sosyal tavasında 9 milyar anılır. O yönde iyi adı olacak üçüncüye. Düzgün cevap oldu. 1'e 1'di, 2'ye A'sı, 3'e de 2'ye. Cevap verin. Teklif olunmuş situasyonu dikkatli okuyun. Burada verilmiş mermatlardan istifade edilir. 88-90 tarihli
tapşırıkları cevap verilmesini yerine getirin. Dünyada yaşanan global iklim istileşmelerini tetkik eden mütexessislerin bir grubu A mentiyasında yerleşen hidrometeoroloji stansiyada tetkikatlara başladılar. Onlar arazinin son 10 ilde tertip edilmiş iklim diyagramını tahlil ettiler. Aparılan tetkikatlar neticesinde aşağıdakiler müeyyen edildi. A mentiyasının yerleştiği ölçe bir iklim kuşağında yerleşir. Demek bir iklim kuşağındadır. A mentiyasının yerleştiği ölçe 3 yarımçıda yerleşir. Demek ki bunu ekvator ya da Greenwich meridyanı kesir. İl boyu güneş cumhurta vakti yalnız 3 gün canlı istemiyorum. Demek şimal yarımçizdedir. Güneş il boyu güneş 3 gün canlındaysa demek ölçe şimal topşinden şimaldadır. En soğuk ayın orta temposu 0 derece Celsius'a yakın. En ısıtan orta temposu 20 derece Celsius'a yakındır. Demek bu mülayim kuşağındadır. 20 dereceden üstü yoktur. Orta ile yağmurlu miktarı tekriben 900 mm'dir. Demek bu mülayim kuşağında deniz tarafta yağmurlu 900 mm çatabilir. Kontinentallığı yoktur burada. Yağmurlar petrolüze beraber paylanır, malumdur. Şimdi bizden ne istiyor? Bu sırf Büyük Britanya'nın hususiyetidir, deniz iklimidir. Şimdi burası mesela diyelim, Şirleşer Suçu İrlandiya'da burası değil, İrlandiya içi yarımçıda yerleşir. O acıyla sertti. Ya mesela burası benzerlerinden Belçika demiyorlar, Niderland demiyorlar, Danimarka demiyorlar, onlar da içi yarımçıda. O acıyla da düzgün döcür. Yani orada da bu iklim var. Değilen hususiyetler buralara da ait ama o yarımçıda meselesine göre Büyük Britanya cevabı doğru cevabdır. Demin verdiği cevabdır. Yeni hemen sual. Göre ne istiyor? Büyük Britanya'ya bağlı. Sual indi gelecek. Ahmetiyaz'ın cevabı da bir başa koymuşam burada. Ahmet'in yerleştiği ışıklanma kuşağının müeyyenidir. Işıklanma kuşağı demeli Büyük Britanya demeli 60. paralelin 30. paralelin arası yerleştiğine göre bu mülayim ışıklanma kuşağıdır. Işıklanma kuşağı şimal ve canım serenler arası en kısa mesafe. 66 tam 5 derece, 23 tam 5 derece çıkan derece 43 derece. 43 derecenin bir dilim medyan kopsu uzunluğu olan 111'e varan derece 4773 kilometre. 1.30 milyon yani ilim yastı Globus'ta ya o haritada 1.30 milyon yastı haritada 1 santimetremiz 300 kilometredi. 300 kilometremiz 1 santimetre ise 4773 kilometremiz derece. İkisi buradan ikisi beraberdi. 4773 bölünsün 300 o derece 15 tam 19 santimetre. Cevap 15'ten 19 santimetre. Yenide bu da bu arazi hakkında arazinin yerleştiği iklim kuşağının şimal mülayim iklim kuşağı olduğunu burada il boyu güneşin cumhurta vakti yalnız gün canlı istikametinde göründüğünden müeyyen etmeye mümkün olur ki temperatür ve yalnız ileride değişmesine ait olan alametleri esten müeyyen etmek olar ki arazi mülayim iklim kuşağının mülayim denizi imtikindedir. Bu iklimin formasyonu tesis eden amiller ise sonra peyni, güneş radyası, hava kütleleri, okyan cereyanları, set örtüğüdür. Hemçinin mülayim deniz iklim tüm dahilinde yer alan landşaftın endiyapalı meşiler, torpağın ise kahveye meşe, kumlu meşe torpağları olduğunu bilerek müeyyen etmiş olur ki bu arazide endiyapalı meşiler landşaftı kahveye meşe, kumlu meşe torpağları yayılmıştır. Tam şekilde doğru cevap verelim.